Herkes Teknoloji Okulu'ndan selamlar. Ben Ünsal Sarıtoprak. Bugün yanımda Efe Savuran var. Spider-Man Far From Home filmini izledik ve ofise gelir gelmez de bir ilk bakış videosu, inceleme videosu çekmek istedik. Ben önce klasik bir sorudan başlamak istiyorum. Nasıl buldun? Çok beğenmedim ama kötü de değildi. Ortalama klasik bir Marvel filmiydi. Yani her zamanki kimyalarını korumuşlar. O zaman şöyle diyeyim. İlk filme nazaran nasıl bir filmdi? Ben ilk filmi daha çok beğenmiştim. Gerek kötü adamı olsun, gerek hikayesi, esprileri olsun. Bu filmde biraz esprilerin tadı kaçmıştı, yani çok fazlaydı. Hikaye olarak yine güzeldi ama yani ilk film daha iyiydi ya. Ben ilk filmi belki de uzun zaman sonra ilk kez güzel bir Spider-Man izlediğimiz için o filmin yeri ayrı olabilir ayrı ama. Ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorsun. Evet, yani bu filmi de beğendim ama ilkini tercih ederim. Diyorsun. Ben pek aynı fikirde olduğumu söyleyemeyeceğim. Bu filmin dövüş koreografileri çok iyiydi. Evet. İlk filme nazaran biraz daha hani tecrübeli bir çalışma ortaya konulmuş gibiydi. Çünkü çok fazla Spider-Man filmi izledik. Çok fazla reboot yedi seri. Ve Marvel Sony işbirliği altında bu seri bir ilk. Yani tamamen sıfırdan tekrardan bir Spider-Man serisi karşımıza çıkıyor. Ve olay örgüsü de diğer filmlere nazaran biraz da farklı işliyor. Evet. Tamamen yenilenmiş bir şekilde daha ergenlik çağlarını yaşayan bir Peter Parker ile karşı karşıyayız. Onun okul hayatına, MJ aşkına dair evet. Dayanan bazı olay örgüleri daha çok ön plana çıkıyor. Ya zaten eski, bundan önceki yani Marvel Sony işbirliğinden önceki filmlerden daha iyi her türlü. İlk filmi hariç, ilk filmini seviyordum ama yine de bilmiyorum ya. Ben bu film hakkında biraz kafam karışık, tam bir kesin net fikrim yok. Mysterio'yu nasıl buldun peki? Mysterio bence Vulture'dan daha nasıl desem cool. Daha havalı, dövüş koreografileri olsun, filmdeki genel duruşu olsun daha iyi ama Vulture'a daha sempati duyabileceğimiz derin, daha karakterli bir kötüydü. Mysterio'ya durum geldiğinde ise o kadar değildi ya. Hani arka planını çok kısa anlattılar ama çok zeki bir adam. Özellikle finalde gördüğümüz yerleriyle cidden çok zeki, çok tehlikeli bir kötü. Yine son zamanlarda Killmonger, Thanos, ondan sonra Vulture'dan sonra biraz daha çiğ geliyor. Bunun da sebebi belki Endgame'den sonra kafamızın biraz daha şey olması için. Biraz daha bencilce davrandığındandır belki. Olabilir. Gerçi Killmonger da biraz bencilce evet, davranıyordu evet. Ama o hakkıydı. Yani tahta hakkı evet. Olduğunu düşündüğü için bir savaş veriyordu. Bu karakterde yoktu. Mysterio'ya hani. Baktığımız direkt zaman kötü. Olayı Tony Stark'a bağlanması evet. Yine zekice düşünülmüş bir senaryoydu. Evet. Şimdi film daha çok Peter Parker'ın işte MJ'ye olan aşkının açıklaması üzerine kurduğu bir şekilde işlerken bir yandan da Mysterio'yu olaya dahil ediyor. Bunun bu kadar fazla uzatılmış olması, işte MJ'ye aşkımı ilan edeceğim bilmem ne muhabbetlerin bu kadar uzatılmış olması seni rahatsız etti mi? Beni o kısmı rahatsız etmedi. Ya bence filmin ana konusu Peter'ın ne olmak istediğini bilememesi. Yani süper kahraman mı, normal bir insan mı? Yani durmadan bir git gel içerisinde, ne yapması gerektiğini bilmiyor. Bir yandan normal bir çocuk olup sevdiği kıza açılıp onunla güzel bir romantik bir gece geçirmek istiyor ama bir yandan da dünyayı tehdit eden bir kötü var ve bu kötüye karşı bir şeyler yapması lazım. Ne yapacağını bilemiyor. Daha çok Peter'ın kimlik karmaşası üzerine. Burada da MJ olayından giriyor. Ya ben çok rahatsız olmadım MJ konusunda ama biraz sıkabilir çoğu insanı. Özellikle daha önce de durmadan aşk meşk işlerini gördüğümüz için eski filmlerde de. O konuda biraz sıkıntı olabilir senin için. Nick Fury nasıl buldun peki? Nick Fury her zamanki gibi Nick Fury yani. Diyebilecek bir şey yok. Samuel L. Jackson mükemmel bir oyuncu. Karakteri çok az görüyorsunuz. Yani filmde, trailerlarda göründüğü kadar ön planda değil. Genel olarak bir yardımcı karakter olmuş. Captain Marvel gibi ana karakterlerden biri değil. Captain Marvel filminde olduğu gibi. Ama yine de Nick Fury'yi her gördüğümde ben mutlu oluyorum. O yüzden Nick Fury'yi beğendim. Maria Hill de seviyorum ben. Maria o... Hill genellikle böyle... Yancı gibi böyle evet. Durur, bakar ama konuşmaz. Laf sokar konuştuğunda da. O konuda çok iyiydi. Ya bence karakterlere verilen süreler iyiydi. Bir tek Peter Parker'ın arkadaşlarına verilen süre bir tık fazla. O da zaten tamamıyla filmi daha komik yapmak için. Yani ya zaten konu okul arkadaşlarıyla beraber bir geziye çıkmasını evet. İşlediği için haliyle Peter ayırdığı zamanı onları da ayırmak zorunda. Çünkü Peter film genelinde onlarla beraber takılmak evet. Durumunda kalıyordu. Kaçamaklar yaparaktan görevleri çıkıyordu. Bu arada biraz spoilerlı kısımlara girmiş olabiliriz. Evet. Video tamamen spoiler içeren bir video ve siz şu an bu videoyu 5 Temmuz yani filmin çıktığı zaman izleyecektiniz. O yüzden biz spoilerlı konuşuyoruz. Filmin çıktığı gün bu video yayınlanacak. Evet.
Ya şey anlamında fazla uzatılmış, yani komikliği onlar üzerinden vermeye çalışmışlar ya. Hani özellikle iki tane öğretmen ki bence çok eğlenceli öğretmenler. Eğlenceli ama çok ucuz duruyor. Evet, çok abartıydı yani. Biraz Guardians of Galaxy 2 gibi komedi düzeyini tutturamamışlar. İlk filmdeki o komedi düzeyi daha iyiydi. Hem ciddi bir hikaye izliyorduk, Vulture çok tehlikeliydi. Hem de espriler vardı. Bu filmde o ikisi harmanlaması biraz kaçmış. Hani çok komik yapalım diye uğraşmışlar. Peki şeyi soracağım ben. Mysterio. Mysterio'nun backup yani arka plan hikayesini nasıl buldun? Yani Tony'ye bağlandı hikaye. Ya, evet, Tony ile beraber çalıştığı zamanları gördük. Onun arka plana atıldığı, fikirlerinin arka plana atıldığı bir hikaye teması vardı orada. Evet, biraz Tony'yi burada onlar kötü adam olarak görüyorlar. Daha önce Kevin Feige açıklama yapmıştı. Barf teknolojisi ki Civil War'da görmüştük. İleride çok önemli bir yer edinecek diye. Herkes Endgame ya da Infinity War'da işte geçmişten taşları almak için barf teknolojisini kullanılacağı teorileri üzerine duruyordu ama öyle olmadı. Barf teknolojisi Mysterio'nun özel gücü gibi bir şey. Yani bulan kişi o. Tony ile paylaşıyor ama Tony onun fikrini, o daha doğrusu onun çok dengesiz bir insan olduğunu ve fikrinin daha farklı kullanılabileceğini düşünüyor. Bu çizgi yüzden romanlardaki arka plan hikayesini çok biraz farklı, daha teknolojikleştirerekten evet, evreni aktarmışlar. Ya yine her zamanki gibi Mysterio kendini kahraman gibi gösterip halkın sevgisini kazanmak istiyor ama çizgi romanlardan farklı olarak bunu Tony Stark'a, Tony Stark'tan da daha doğrusu sadece Tony Stark'a değil, Tony Stark'ın amcasıydı sanırım ilk filmdeki. O ilk filmlerdeki bir kötü karaktere bile göndermeler vardı. Bu film yani tüm Marvel filmlerini kapatan, yani Infinity Saga'yı kapatan son film oldu ve bunu da gayet güzel yaptı. Tony'ye olsun, geçmiş filmlere olan göndermeleriyle. Bundan sonraki filmlerin Infinity Saga'dan sonrasını anlatacağını biliyoruz. Ya inceleme yazımda da belirttim zaten. Şimdi Marvel bir perdeyi kapattı. Yeni bir sayfa açtı Spider-Man Far From Home'le. Ama bu süre zarfında biz yine Infinity War'da, Endgame'de olanların etkisini bu filmde de görüyoruz. İşte evet, sürekli Peter'ın karşısına Tony Stark'ın anılarının çıkması, grafiti yapan insanların Tony Stark'ı bir kahraman olarak duvarlara resmetmesi ve Peter'ın sürekli bunlarla karşılaşması haliyle karakterimizi de etkiliyor orada. Bu konuda bir şey söyleyeceğim. Neden sadece Tony Stark'ı grafitiler, şeyler yaptılar anlamıyorum. Çünkü adam evet, en popüler ama, olan evet karakter. Ama yani onun yanında ölen 3 karakter daha var. Şimdi onları şöyle söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sadece Tony Peter, Stark Black Widow'u duvarda görse, yani hayır, aynı göreceği kadar etkilenir mi bu? Hayır, anda? Ondan bahsetmiyorum. Tabii ki de Tony'den etkilenir ama hani etrafta farklı farklı yerlerde Tony'ye ait grafitiler gösterdi. Onun yanında atıyorum Kaptan Amerika'ya olur, Black Widow'a olur, Vision'a olur. Şey yani onun yanında o diğer karakterlerin de anıldığını görseydik evrenin içinde güzel olurdu. Bu arada Snap'ten sonra olanlar, insanlar üzerindeki etkileri falan Spider-Man filmi çok iyi gösteriyordu. Bu olaya blip diyorlar. 5 yıl önce yok olup 5 yıl sonra gelen insanların yaşadığı karmaşalara. Ve bayağı da bir kaos yaratmış. Evet. Özellikle öğrenci toplulukları arasında bayağı bir sorunlar oluşturmuş. Evet, yani küçük bir çocuk. Öğrenciler şikayet ediyor. Benim kardeşim olan hani çocuk diyor, büyüdü. Ve abim oldu. Hani abim oldu diyor. Okul bitti diyor. Ben hala okuyorum diyor. Aynı sınıftayım. Hani evet. Bu arada Endgame'den 8 ay sonrasında geçiyor film. Birinci yıl yani 8 aylık eğitim bittikten sonra yaz tatiline gidiyorlar. Kevin Feige hemen arkasından başlayacak demişti ama tam olarak öyle olmadı. Normalde ilk yapılan prototip ile son yapılan hani ortaya çıkan evet, çalışma aynı değil. Zaten fragmanda da gördüğümüz bazı sahneler filmde yoktu. Marvel bunu bu sıralar çok yapıyor. Evet. Biz bozan olmamak için ek sahneler çekip oraya koyuyorlar, fragmana koyuyorlar. Sorun değil, bu güzel bir şey aslında. Evet, ama ben o sahneyi görmek isterdim polislerle ya olan. Zaten genellikle en cool sahneleri çıkartıyorlar. Evet. Belki fark etmiyor da olabilirler. Mesela ilk film içinde Iron Man'le dikkatli izleyen insanlar evet, bunu fark edecektir ama büyük bir etki oluşmayacaktır bunun. Evet, ilk filmde Iron Man'le havada uçtukları sahne falan sadece trailer için çekilmiş sahnelerdi. Bunlar hep pazarlama taktiği ama ya sonuçta filmden çok büyük şeyler kaybettirmiyor. Ama yine de ben o polislerle olan konuşmasını görmek isterdim. Çünkü Spider-Man mahallemizin dostu, küçük bir süper kahraman. Yani büyük meselelerle ilgilenmiyor. Filmde maalesef daha büyük meselelerle ilgilendiği için o sokak seviyesi süper kahramanlık yapan Spider-Man'i göremiyoruz. Zaten kendisi de bundan çok şikayetçi. Filmi izlediğinizde göreceksiniz. Onun dışında bahsedebileceğimiz ve son olarak Mysterio'nun Spider-Man'le olan ilişkisi. Baba oğul gibi mi? Abi kardeş gibi mi? Nasıl desem yani Mysterio filmin yarısından fazlasında iyi karakter olarak gözüktüğü hatta için hatta bazen bak bilmeme rağmen diyorum ki bu karakter kötü ve ben bunun sonucunu biliyorum. Hani filmin giriş gelişme sonucu belli arkadaş diyorum. Öyle bir sahne vardı ki
ulan diyorum bunlar acaba diyorum bizi yiyorlar mı? Cidden Mysterio iyi mi? Falan diye beni bile yani kandırabildiler. Seni uyutabilmişler o anlamda. Unutturmaya çalışmışlar ama ben filmin başından beri o sahne gelse de asıl filme geçsek diye beklediğim için. Hani bir kendisini feda ettiği bir sahne var. Evet. Orada. Hani cidden yok olduğunu düşünüyorsun o sahnede. İki saniye sonra baktım adam yaşıyor. Dedim yok dedim bunun altında bir bit yemeği var dedim. Orada uyanmaya başladım ben. Ben şey bekliyordum yani. Marvel gerçekten güzel bir pilot twist yapıp Mysterio'yu ilk filmde iyi gösterip ardından yaşayacağı bir şeylerle atıyorum yani süper kahramanlığı kaldıramaz. Çok fazla gördük ama o tarz şeyleri. Ama daha önce şöyle bir şey görmek yani süper kahramandan kötüye dönüşmüş birini görmedik. Düşünsene Mysterio ilk başta iyi bir karakter olsa, onun üzerine çok yük binse, Spider-Man'e bindiği gibi sonrasında Green bundan delirip... Green Goblin'in ilk filmlerle Green Goblin hikayesi az çok ona benziyor evet, ama. Evet ama Marvel'da görmediğimiz için öyle bir pilot twist bir sonraki filmde daha güzel olabilirdi. Yani çünkü ben Mysterio'nun kötü olduğunu bildiğim için o sahne gelse de artık filmin ana yerini geçelim dediğim için o ilk yarı benim için biraz boş geldi. Yani tabii bu normal izleyenler için, bizim gibi çizgi romanı bilmeyenler için çok normal. Onlar çok şaşıracak bu şey ama ben şaşıramadım. Benim için bir eksisi de bu oldu, çok bilmek. Thanos'un dediği gibi bilgiyle lanetlenmek. Bilgiyle lanetlendiğimiz için bizi biraz o düşürdü ama normal düz izleyiciler için çok büyük bir pilot twist olabilir. Peter'ı etkisi altına aldığı sahneler çok cooldu. Evet. Ancient One'ın Doctor Strange'e ilk filmde yaptığı o evrensel bir gezi turu aynı şekilde Peter'a da yapıldı. Ve gerçekten çok güzel yani bugüne kadar filmlerde gördüğüm dövüş sekansları arasında en yaratıcı sahnelerden biriydi. İzlerken yani gerçekten Mysterio'nun ne kadar güçlü bir kötü olduğunu hissediyorsunuz ki bu adamın hiçbir özel gücü yok. Tamamıyla Scarecrow teknoloji, gibi. Teknolojinin ne kadar tehlikeli evet. bir hal alacağını Spider-Man Far From Home'da görüyoruz. İnceleme yazısında da belirttim. Gayet temiz, şeffaf bir senaryo var karşımızda. Evet. Mysterio karakteri bana kalırsa, pek orada spoiler vermedim inceleme yazısında ama burada vereyim. Güzel işlenmişti. Özellikle o teknolojiyle beraber yani illüzyon yeteneğini kullanması harikaydı. Bu şekilde ekleyeceğim bir şey varsa... Hemen söyleyeyim, iki tane film bittikten sonra iki tane sahne var ve bu iki sahne de gerçekten çok önemli sahneler. Özellikle ilk sahnesi kesinlikle ve kesinlikle izleyin. Eminim onu izledikten sonra yeni filmi merakla bekleyeceksiniz. Çünkü Marvel Meyhala'ya yaptığı plot twist'in aynısını burada da yapıyor. Gerçekten çok güzel bir sahne, kesinlikle izleyin. Evet arkadaşlar, siz de film izledikten sonra düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz aşağıdan yorumlar bizlerle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir başka videoda, bir başka içerikte görüşmek üzere. O zaman şimdilik hoşçakalın.